Hadi gelin, yüzde birlik içeren sayılarla toplama alıştırması yapalım. Her zaman olduğu gibi, şimdi videoyu durdurun ve bu toplama işlemini önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Hadi bakalım, şimdi de hep birlikte yapalım. Ondalık sayılarla toplama işlemi yapmanın çeşitli yolları vardır. Ve bu işlemleri sistematik bir şekilde daha hızlı yapmanın yollarını ileride öğreneceksiniz. Ama ben size şimdilik bu işlemleri yapmak için kendi kullandığım yöntemlerden birkaçını göstermek istiyorum. İlk olarak şuna bakalım. Bu sayı 53 yüzde birliktir, öyle değil mi? Evet. İsterseniz bu sayıyı 5 onda birlik artı 3 yüzde birlik olarak ya da direkt yüzde 53, yani 53 yüzde birlik olarak okuyabilirsiniz. Hemen not edeyim, 53 yüzde birlik. Buna 42 yüzde birlik ekleyeceğiz. Onu da yazıyorum. 42 yüzde birlik. Elimizde bir şeyden 53 tane varsa ve buna aynı şeyden 42 tane daha eklersem, elimde o şeyden kaç tane olur? Yani 53 artı 42 ne eder? 50 artı 40, 90'dır. 3 artı 2 ise 5'tir ve böylece cevabı 95 yüzde birlik olarak buluruz. Bu sonucu bir sayı olarak yazmak istersek de 0,95 şeklinde yazabiliriz. Bu 95 yüzde birlik ya da 9 onda birlik artı 5 yüzde birlikle aynı şeydir. Bu işlemi yapmanın bir başka yolu da bu sayıları parçalara ayırmaktır. Örneğin buradaki ilk sayı 5 onda birlik artı 3 yüzde birlik. İkinci sayıyı da aynı şekilde 4 onda birlik artı 2 yüzde birlik olarak yazayım. Burada ondalık virgülünü nereye koyduğumuza dikkat etmemiz lazım. Evet. 2 onda birlik değil. 2 yüzde birlik yazmam lazım. Ve şimdi de onda birlikleri ve yüzde birlikleri ayrı ayrı toplayabiliriz. Öyle değil mi? Önce onda birlikleri yazalım. 5 onda birlik artı 4 onda birlik. Ve sonra da yüzde birlikler. 3 yüzde birlik artı 2 yüzde birlik. Evet, 3 yüzde birlik artı 2 yüzde birlik. Şimdi toplayalım. 5 onda birlik artı 4 onda birlik. Bunu önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Elimde bir şeyden 5 tane varsa, ve buna aynı şeyden dört tane daha eklersem, elimde o şeyden dokuz tane olur, öyle değil mi? Yani, dokuz onda birlik, artı üç yüzde birlik, artı iki yüzde birlik de beş yüzde birlik eder. Artı sıfır virgül sıfır beş ve son olarak, dokuz onda birlik, artı beş yüzde birlik de, 95 yüzde birlik eder. Yani başka bir deyişle yüzde 95 eder. Bir tane daha yapalım mı? Bu sefer biraz daha zor sayılar olacak. Diyelim ki 68 yüzde birliğe 33 yüzde birlik eklemek istiyoruz. Bu işlemin sonucu ne olur? Her zamanki gibi yine videoyu durdurun ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Olur mu? Bu toplama işlemini de farklı şekillerde yapabilirsiniz. Mesela, az önceki gibi onda birlikleri ve yüzde birlikleri ayırabiliriz. Hatta gelin, önce bunu deneyelim. 68 yüzde birliği, 6 onda birlik, artı 8 yüzde birlik olarak yazabilirim. İkinci sayıyı da, 3 onda birlik, artı 3 yüzde birlik şeklinde yazarım. Bunu turuncuyla yazarsam daha iyi olacak. Evet, 3 onda birlik artı 3 yüzde birlik. Önce onda birlikleri toplayalım. Yani 6 onda birlik artı 3 onda birlik. Bu sefer tüm adımları yazacağım. İşlemi eğer kafanızdan yapabiliyorsanız, tüm bu adımları yazmanıza gerek yok. Ama olsun. Bunlar onda birlikler. Bu toplama bir de yüzde birliklerin toplamını eklememiz lazım. Öyle değil mi? Artı 8 yüzde birlik artı 3 yüzde birlik. 6 onda birlik artı 3 onda birlik oldukça kolay bir işlem. Cevap 9 onda birlik. Bu işlemde eğer zorlandıysanız daha önceki videoları izlemenizi öneririm. Elimdeki 6 onda birliğe 3 onda birlik daha eklersem toplam 9 onda birliğim olur. Peki ya bu tarafın toplamı ne olacak? Bu tarafta 8 yüzde birlik artı 3 yüzde birlik var. Elimizde bir şeyden 8 tane varken, 3 tane daha alırsak, elimizde o şeyden kaç tane olur? 11 tane, öyle değil mi? Ve bu durumda 11 tane yüzde birlik elde edeceğiz. Peki, 11 bir yüzde birliği bir ondalık sayı olarak nasıl yazarız? 0,11 yazdığımızda bunu 11 bir yüzde birlik olarak okuruz, öyle değil mi? ya da bunu 10 yüzde birlik artı 1 bir yüzde birlik olarak düşünebiliriz. 10 yüzde birlik dediğimiz şey de aslında 1 bir onda birliğe eşittir. O halde bu 1 bir onda birlik artı 1 bir yüzde birlikle de aynı şeydir. 1 bir onda birlik artı 1 bir yüzde birlik. Şimdi tüm bu sayıları topladığımızda yani 9 onda birlik artı 1 bir onda birlik artı 1 bir yüzde birlik işlemini yaptığımızda iş giderek ilginçleşiyor. Aslında bunu o şekilde bir daha yazalım. 9 onda birliğimiz vardı. Şimdi buradaki sayıyı 1 bir onda birlik artı 1 bir yüzde birlik olarak yazacağım. Peki bu işlemin sonucu ne olacak? 9 onda birlik artı 1 bir onda birlik 10 on onda birlik eder. 10 on onda birlikte bir tane birliğe ya da 1 tama eşittir. Yani bunun yerine 1 yazabiliriz. Artık işlemimiz 1 artı 1 bir yüzde 1'lik o da 1 tam 1 bir yüzde 1'lik. Yani 1 tam yüzde 1 eder. İşte bu kadar. Daha önce de söylediğim gibi önümüzdeki videolarda bu işlemleri yapmanın daha hızlı yöntemlerini göreceğiz. Ama burada öğrendiklerimiz de son derece önemli şeyler. Yani Mesela 11 bir yüzde birliğin aslında 1 bir onda birlik artı 1 bir yüzde birlikten oluştuğunu görüp, sonra bu 1 bir onda birliği 9 onda birlikle topladığımızda da bir tam yani bir birlik elde edeceğimizi bilmek son derece önemli. Önümüzdeki videolarda ondalık sayılarda eldeli işlem yapmayı da göreceksiniz. Ve aslında burada yaptıklarımızın altında yatan mantığın da bu olduğunu anlamanızın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, hızlı yolları öğrenmeden önce bu mantığı anlamış olmanız bence çok önemli ve çok iyi bir şey.